Halkla ilişkilerde mesaj hazırlamak dikkat ve uzmanlık isteyen bir iştir. Ecker ve Norris'e göre mesajlar iki grupta sınıflandırılabilir. İlk grup, imaj, duygu, his ve bilgilendirici mesajlardan oluşur. İkinci grupsa rasyonel ve bilişsel mesajlardan oluşur. Kerr'a göre ise mesaj stratejilerini bilgilendirici ve dönüştürücü yaklaşım olarak iki grupta ele almak mümkündür. Hangi tür yaklaşıma sahip olursa olsun bir halkla ilişkiler uygulamasında mesaj stratejisi temelde üç değişkene göre şekillenir. Bu değişkenler mesajı gönderenin istekleri, iletişim kanalları tarafından konulan sınırlamalar ve alıcıların özellikleridir. Bu konularla bağlantılı olarak kullanılacak anahtar kavramlar iletişim stratejileri, mesaj stratejileri, iletişim araçları ve medya stratejileridir. Bu programı izledikten sonra halkla ilişkiler ve iletişim arasında nasıl bir ilişki vardır? Halkla ilişkilerde mesaj stratejisi nasıl oluşturulur? Halkla ilişkilerde kullanılan iletişim yöntem ve araçları nelerdir? Medya ile ilişkilerde temel ilkeler nelerdir? Halkla ilişkilerde internet kullanımının önemi nedir sorularına yanıt bulabileceksiniz. Halkla ilişkiler mesleğinin temeli iletişimdir. Bu nedenle başarılı kampanya yürütmek isteyen halkla ilişkiler uzmanlarının iletişim araçlarını ve tekniklerini çok iyi kullanmaları gerekir. Bu iletişim araç ve tekniklerinin seçiminde ise iki yönlü iletişim kurmaya uygunluk oldukça önemlidir. Halkla ilişkilerde ne olursa olsun topluma doğru bilgi verilmeli, etik ilkelere önem vererek insanların zihninde kurum ya da kişi hakkında olumlu imaj yaratılmalıdır. Bundan dolayı da halkla ilişkilerde bir takım ilkelere uymak gerekir. Bu ilkeler dürüstlük, inandırıcılık, yineleme, sabırlı çalışma, yaygın sorumluluk, açıklık ve iki yönlü ilişkidir. Çeşitli ilkeler göz önünde bulundurularak yürütülen bir halkla ilişkiler kampanyasının en önemli unsurlarından bir tanesi, belki de en önemlisi iletişim stratejisinin belirlenmesi ve hayata geçirilmesidir. İletişim stratejisi genel olarak hedef kitleleri bilgilendirmek, ikna etmek ve bu hedef kitleyi eğitmek için tasarlanır. Halkla ilişkiler stratejisi geliştirilmesi sürecinde iletilmek istenen mesajların hazırlanması son derece önemlidir. Halkla ilişkilerde mesaj hazırlamak dikkat ve uzmanlık isteyen bir iştir. Hedef kitlenin eğilimleri, eğitim durumu, yaşam tarzı ve kültürel yapısı gibi pek çok unsur uygun mesajın hazırlanmasında kritik rol oynar. Ecker ve Norris'e göre mesajlar iki grupta sınıflandırılabilir. İlk grup, imaj, duygu, his ve bilgilendirici mesajlardan oluşurken, ikinci grup, rasyonel ve bilişsel mesajlardan oluşur. Etkili bir mesajda, yani ikna edici bir mesajda ise her iki gruba ait özellikler bulunmalıdır. Aristo da ikna ile ilgili bir takım düşünceler ileri sürmüştür. Bu doğrultuda Aristo, etos, patos ve logos kavramlarından bahsetmiştir. Etos, konuşmacının kişiliğini, patos, izleyicide yaratılan duygusallığı ve logos ise iddialarla ilgili ileri sürülen kanıtları kapsar. Mesaj stratejisi ile ilgili bir diğer yaklaşım, mesaj stratejilerinin temelde rasyonel ve duygusal olarak ele alınmasıdır. Bu doğrultuda Karev, mesaj stratejisini bilgilendirici yaklaşım ve dönüştürücü yaklaşım olarak iki gruba ayırabileceğimizi belirtmiştir. Bu yaklaşımlar mesajın ürün özelliğine ya da bir imaj oluşumuna odaklanıp odaklanmadığı ile ilgilidir. Bilgilendirici yaklaşım gerçeklik, açıklık, doğrulanabilirlik ve mantığa uygun özellikleri içerir. Dönüştürücü yaklaşım ise ruh hali, duygusallık, hisler ve imaj ile ilgili uygulamaları kapsar. Hangi tür yaklaşıma sahip olursa olsun bir halka ilişkiler uygulamasında mesaj stratejisi temelde 3 değişkene göre şekillenir. Bu değişkenler mesajı gönderenin istekleri, iletişim kanalları tarafından konulan sınırlamalar ve alıcıların özellikleridir.
Halkla ilişkiler sürecinde mesaj stratejileri belirlenirken önemli göz önünde bulundurulması gereken bir konu da hedef kitleye yönelik hazırlanan mesajların daha etkili ve akılda kalıcı olması için hangi iletişim yöntem ve araçlarının kullanılması gerektiğine karar verilmesidir. İletişimin gerçekleştirilmesiyle varlık kazanan halkla ilişkiler alanında en etkin iletişim araç ve yöntemlerinden yararlanılması, belirlenen amaca ulaşılması açısından oldukça önemlidir. Marshall McLuhan'ın ünlü "Medya mesajdır" deyişinde ifade ettiği gibi, yerinde ve etkin biçimde kullanılan iletişim aracı başlı başına bir mesaj niteliği taşır. Bir halkla ilişkiler kampanyasında oldukça fazla sayıda iletişim araç ve yöntemlerinden yararlanmak mümkündür. Basın bültenleri, makaleler, toplantılar, seminerler, filmler, radyo programları, duyurular, dilek ve şikayet kutuları, sponsorluklar bunlardan sadece birkaçıdır. Bahsettiğimiz bu iletişim yöntem ve araçlarını belirli kategoriler altında ele almak mümkündür. Bu doğrultuda çalışanlara yönelik, özel olaylara yönelik, yatırımcılara yönelik ve müşterilere yönelik iletişim yöntem ve araçlarından bahsedebiliriz. Çalışanlara yönelik iletişim araçları içerisinde yüz yüze toplantılar, kurum içine yönelik haber bültenleri, gazete ve dergiler, panolar ve elektronik posta bulunur. Özel olaylara yönelik iletişim araçlarında ise haber medyasının kullanımı, basın bültenleri, medya kitleri, basın açıklamaları ve röportajlar bulunur. Yıllık toplantılar, raporlar, web sayfaları, bülten, gazete ve dergiler ise yatırımcılara yönelik kullanılan iletişim araçlarından bazılarıdır. Son olarak müşterilere yönelik kullanılan iletişim yöntem ve araçları içerisinde ise ürünü tanıtan bültenler, tanıtım amaçlı ev ziyaretleri ve tanıtım yazıları yer alır. Küreselleşme süreci ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler nedeniyle medyanın toplum üzerindeki etkisi son yıllarda iyice artmış durumdadır. Bundan dolayı da medyanın kamuoyunu yönlendirme gücü ve kitleleri ikna etme yeteneği eskiye oranla daha fazla olmuştur. Başarılı bir halkla ilişkiler yönetiminin gerçekleşmesi için de oldukça güçlü olan bu medyanın işleyiş düzeni hakkında mutlaka bilgi sahibi olunmalıdır. Halkla ilişkiler yönetiminin medya ile ilgili olarak bilgi sahibi olması gereken unsurlar ise medyanın okuyucu profili, yayın politikası, yayın periyodu ve teknik özellikleridir. Halkla ilişkiler yönetiminin ilişki kurduğu iki tür medya vardır. Bunlar kontrollü ve kontrolsüz medyadır. Kontrollü medya kapsamına halkla ilişkiler uygulayıcısının mesajı kontrol edebileceği iletişim araçları girer. Kurumun web sayfaları bunun bir örneğidir. Kontrolsüz medya kapsamında ise kamuoyunun geneline yayın yapan televizyon, radyo, gazete, dergi ve diğer iletişim araçları bulunur. Halkla ilişkilerin temel amaçlarından birisi yapılan faaliyetlerin medyada haber olarak yer almasını sağlamaktır. Bu nedenle medya ile ilişkilerin iyi bir şekilde geliştirilmesi gerekir. Bir halkla ilişkiler yöneticisi, medya ile iyi ilişkiler geliştirebilmek için de ulaşılabilir, dürüst, şeffaf, adil ve medyanın çıkarlarını düşünür olmalıdır. Günümüzde kuruluşlar, medya ile ilişkilerin yürütülmesinde internetten geniş ölçüde yararlanırlar. Halkla ilişkiler alanında internet kullanılması, geleneksel kanalların dışında hedef kitle ile doğrudan iletişim kurmaya imkan sağlamıştır. Aynı şekilde yine internet sayesinde halkla ilişkiler yönetimi, kurumsal paydaşlar ile interaktif bir ilişki kurma imkanına da sahip olmuştur. İnternet ile beraber sosyal medyanın da ortaya çıkması ve yoğun bir şekilde kullanılması pek çok şeyi değiştirmiştir. Bu doğrultuda bir kampanya içerisinde sosyal medyadan yararlanılmaması neredeyse imkansız bir hale gelmiştir. Communication Monitor tarafından 2009 yılında gerçekleştirilen bir araştırmaya göre sosyal medya uygulamaları halkla ilişkiler uzmanları açısından 5 nedenden dolayı oldukça önemlidir. Bu nedenlerden ilki sosyal medyanın yenilik ve samimiyet göstermeye imkan sağlamasıdır.
Ayrıca bu araçların özel kamulara yönelik tanıtım faaliyetlerini gerçekleştirebilmesi de halkla ilişkiler uzmanları açısından oldukça önemlidir. Yine sosyal medyanın çeşitli düşünceleri ortaya çıkarması ve sosyal medya sayesinde kamularla diyalog yaratarak yeni ilişkiler ortaya çıkarması, sosyal medyanın neden önemli olduğunu göstermektedir. Aristo, ikna edici iletişimi etos, patos ve logos kavramları üzerinden açıklar. Etos, konuşmacının kişiliğini, patos, izleyicide yaratılan duygusallığı ve logosa iddialarla ilgili ileri sürülen kanıtları kapsar. Halkla ilişkiler uygulamasında mesaj stratejisi temelde 3 değişkene göre şekillenir. Bu değişkenler mesajı gönderenin istekleri, iletişim kanalları tarafından konulan sınırlamalar ve alıcıların özellikleridir. Bir halkla ilişkiler kampanyasında oldukça fazla sayıda iletişim araç ve yöntemlerinden yararlanmak mümkündür. Bu araç ve yöntemleri ise çalışanlara yönelik, özel olaylara yönelik, yatırımcılara yönelik ve müşterilere yönelik iletişim yöntem ve araçları olarak sınıflandırmak mümkündür. Halkla ilişkiler yönetiminin ilişki kurduğu temelde iki tür medya vardır. Bunlar kontrollü ve kontrolsüz medyadır. Bu programda halkla ilişkiler ve iletişim arasında nasıl bir ilişki vardır, halkla ilişkilerde mesaj stratejisi nasıl oluşturulur, halkla ilişkilerde kullanılan iletişim yöntem ve araçları nelerdir, medyayla ilişkilerde temel ilkeler nelerdir, halkla ilişkilerde internet kullanımının önemi nedir sorularına değinildi. Konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgi, Halkla İlişkiler Kampanya Analizi kitabının 5. ünitesinde yer almaktadır.